Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepiniz yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah nasip ederse bu programımızda aracılık şirki nedir? İnsanlar neden Allah ile aralarına aracılar koyarlar? Bu şirk nasıl oluşur? Kur'an-ı Kerim bu konuda bize neler söylüyor? Buna değineceğim. Bu konu son derece önemlidir. Çok önemlidir. Çünkü mümin olarak ahirete gidemezseniz müşrik olarak ya da bir başka ifadeyle ahirete giderseniz yaptığınız hiçbir ibadetin hiçbir kıymeti olmayacaktır. Bütün ibadetleriniz canınızı mümin olarak teslim ederseniz, şirk koşmadan teslim ederseniz ancak bir anlam ifade eder. Bu konu bu açıdan önemlidir. Allah ile aralarınıza aracılar koyma konusunda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bu şirk mevzusunu anlama kapısıdır diyebiliriz. Bunu anladığınız zaman şirk mantığını, şirk organizasyonunu, kimlerin şirk koştuğunu, hangi yapıların sizi şirke çağırdığını anlarsınız. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala tevhid mücadelesini anlatırken, Nebiler neyin mücadelesini vermişler? Resulullah'la Ebu Cehil arasındaki kavga neydi? Ve Allahü Teala onu neden tenkit etti? Neden cehennemle tehdit etti? Ve kendisini nasıl mahvetti? Bunların hepsini kavramış oluyorsunuz. Şimdi Allah-u şöyle buyuruyor Kur'an-ı Ve kefe billâhi alîmâ ve kefe billâhi vekîle. Bilen olarak Allah yeter. Kefil olarak Allah yeter. Ve kefâ billâhi şehide, Şahit olarak Allah yeter. İnnallâhe bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. İnnallâhe ala kulli şeyin şehîd. Allah her şeye tanıktır. İnnallâhe ala kulli şeyin hafîz. Allah her şey üzerine koruyucudur. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde Allahü Teala'nın her şeyi bildiği, gördüğü, duyduğu, her an hayata müdahil olduğu, bizim bütün yaptıklarımızdan haberdar olduğu geniş geniş izah edilmiştir. Yani Allahü Teala'nın görmediği, bilmediği, duymadığı herhangi bir eylemimiz yok. Ama Allahü Teala mevzu burada da bırakmıyor. Şöyle diyor. Allah müttakilerle beraberdir. İnna Allaha me'al muttakin, me'al muhsinin, me'al müminin. İnna Allaha sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili pek çok ayet vardır. Allahu Teala'nın bizimle olan birlikteliğini ifade eden sayısız ayet vardı. Bir tane daha okuyalım. Estağfurullah. Vellezine ve al Yolumuzda cihad eden, gayret gösterenleri ulaştıracağız. Lenehdiyennehum. Kesinlikle onları ulaştıracağız. Yani kendimize kavuşturacağız diyor allah Teala. Allah muhsinlerle, iyilikleri yapanlarla beraberdir buyuruyor. Şimdi ideal bir Müslüman böyle inanır. Tevhid-i bunu gerektirir. Neden? Çünkü Allah-u Teala bize şah damarımızdan daha yakındır. Dolayısıyla biz bizden daha iyidir, iyi bilir. Hatırlayın ayeti lütfen. Diyor ki Allah, biz nefsinin insana ne fısıldadığını biliriz. Allah bizim kendi iç konuşmalarımızı bilir. Kendi kendimize yolda giderken, gece yatarken neleri düşünüyoruz, neleri hayal ediyoruz bunları bilir. Neden? وَنَحْنَ اَقْرَبُ min حَبْلِ الْوَر۪يدِ Allah bize sinir uçlarımızdan, şah damarımızdan çok daha yakındır. Bir Müslüman böyle inanır. Tevhid inancı bunu gerektirir. Bunu kabul etmemiz lazım. Peki, peki ne oldu da bundan sapıyoruz? Neden bundan saptık? Ve nasıl saptık? Şimdi buraya geldiğimiz zaman şirke, hurafeye, uydurma hadise, menkıbelere, doymayan tarikatların tevhid inancını nasıl sulandırdığını, nasıl bulandırdığını ibretle görmemiz gerekiyor. Ya yani Allahü Teala bu kadar ayetlerle bize olan yakınlığını ifade etmişken bize ne olur da Allah'la aramıza birilerini koyuyoruz ve onu razı etmeye çalışıyoruz? Allah Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Sözü bile. dinur <laughs> halis. Dikkat edin. Halis Allah'a ait olandır. Halis nedir? İçine bir şey katılmamış, içinden bir şey alınmamış. Orijinal yapısı aslı bozulmamış. Allah'ın indirdiği gibi, Kur'an'da olduğu gibi. Din budur. Sen bu dini yaşıyorsan Allah'ın dinini yaşıyorsun demektir. Ama Kur'an'ın yanına ek kaynaklar koyuyorsan, Resulullah'ın yanına ek liderler koyuyorsan, efendim işte İslam'ın yanına ek yaşam düzenleri koyuyorsan, e kusura bakma da ya, senin bu yaşadığın şey İslam dini değil. Allah'ın dini falan değil. Yani karıştırılmış. Sen şimdi içine bir damla pislik düşen sütü içiyor musun? İçmiyorsun. Peki defol elbiseyi alıyor musun? Mesela yırtık bir çorabı alıyor musun? Almıyorsun. İşte Allah da yırtık pırtık defolu bir iman kabul etmiyor. Şirk işte bu defonun adıdır. Allah buyuruyor ki defolu gelmeyeceksin. Benim karşıma defolu, bozuk, şirk dolu bir imana gelmeyeceksin. Müşriklerin yanılgısı şu. Onlar Allah'ı inkar etmiyorlar. 3-5 tane Allah var da demiyorlar. Mesela Ebu Cehil ile Muhammed Aleyhisselam arasında Allah var mı yok mu? İki tane mi Allah var? Haşa üç tane mi Allah var? Böyle bir münakaşa yok. Münakaşa şu. İbadetlerimizi, duamızı doğrudan doğruya Allah'a mı yapacağız? Resulullah bunu söylüyor. Böyle olmalı. Allah bunu emrediyor. Ya da Allah'a yakın görmüş olduğumuz varlıkları da mı işin içine katacağız? Onlar da mı olmalı diyeceğiz? İşte bütün kavga buradan çıkıyor. Bu şirkin günümüzde ne kadar canlı olduğunu buyurun size kanıtlarıyla göstereyim. Bakın arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz kitap Ehli Tasavvuf. Lütfen dikkatle dinleyin arkadaşlar. Lütfen dikkatle dinleyin. Bakın iş nereye varacak. Bakın iş nerelere nerelere varıyor. Şimdi bakınız burada burada şeyin tanımını yapalım. Sayfa 229. Allah'ın bize yakınlığının tanımını yapalım. Yazar ne diyor? Muhammed Mübarek El Hüseyin'i Semerkant yayınları sayfa 229. Kişi ölmek üzere olduğunu ruhunu teslim etmek için can çekiştiğini bunu fırsat bilen şeytanın imanını çalmak amacıyla baş ucunda hazır beklediğini, evlatlarının, hanım ve akrabalarının başucunda çaresizlik içinde ağlaştıklarını, bunlardan yardım isteyildiğini ama hiçbirinin yardım edemediğini, o anda malın, mülkün, evladın, yalin fayda yerine sıkıntı verdiğini düşünür. Böylece en zor ve en mühim anda Allah'tan başka yönecek kimsenin olmadığını, onun geniş rahmetinden başka sığınılacak bir yer mevcut bulunmadığını anlar. Çok güzel, çok güzel. Bir Müslüman her zaman bu şuurda olmalıdır. Ama bakın iş nereye varıyor. İşte tam o anda ilahi rahmetin tecellisiyle müjdeci meleklerin, yani ölüm anında ve mürşidi kamilin ruhunun Allah'ın izniyle teşrif ettiklerini, kendisinin iman üzere gitmek için ona yardımcı olduklarını, o andaki yalnızlıklarını, yalnızlığını giderdiklerini, ıstırabını dindirdiklerini, bu zor anda mürşidin Allah'ın lütfu izniyle kendisinden haberdar olduğunu kendisi için Allah'a yöneldiğini, ruhaniyetiyle o meclise teşrif, teşrif ettiğini ve himmetle Allah'ın rahmetini çekip, şeytanı o meclisten def ettiğini ve bu ilahi rahmetin desteğiyle ruhunu iman üzere kelime-i getire getire Azrail'e teslim ettiğini tefekkür eder. Külliyen yalandır. Nereden çıkardın sen bunu? Bak ne güzel başladı. Yalnız Allah'tan yardım dilenir, yalnız Allah'tan medet umulur. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ölüm anında ne diyor? İşte Vaka suresinde hatırlayın son taraflarını. Orada şöyle diyor Allah Teala. Ve nahnu aqrabu ileyhi minkum la tubsirun. Biz ona sizden daha yakınız. Siz bunu göremezsiniz diyor. Allah göremezsiniz diyor. Bu da Allah'ın izniyle diyor ki şey geldi, şey geldi. Allah'ın lütfuyla geldi. Bir kere burada Allah'a iftira atıyor. Allah'ın böyle bir izni yok. Kur'an-ı Kerim'de ölümle ilgili ayetleri okuyun, ölüm anıyla ilgili ayetleri okuyun. Meleklerin yanında bir de şeyhler gelir, evliyalar gelir, mürşidi kamilin ruhu gelir diye bir ifade yok arkadaşlar. Sonra da ilave ediyor bunu. Sonra da şirk bu işte adamı mürşitten medet umuyor, şey yapıyor, yönlendiriyor. Allah'ın yardımı ve mürşidin himmeti. Ya Allah'ın yardımı yetmiyor muydu de bu adamı katıyorsun işin içerisine? Zaten meleklerini göndermiş Cenab-ı Allah. Ruhunu alsın diye. Mürşid kamil ne oluyor? O kurtarıcı. İman kurtarıcı. İşte, tarikatlarda böyle bir şey vardır ya. İşte son nefeste imanını şeytandan kurtarmak. Asıl imanımızı sizden kurtarmamız lazım. Bu yalanlarınızdan kurtarmamız lazım. Az önce okuduğumuz Zümer Suresi'nin 3. ayeti şöyle bitiyor. İnnallâhe la yehdi Muhakkak ki Allah hidayet erdirmez. Men huve kezibun keffar. Yalancı nankör. İşte yalancı dedi bu. Yalan bu. İ araya bir Allah'ın iznini sıkıştırınca o İslami olmuyor arkadaşlar. Sen nereden çıkardın Allah'ın izni? Evliya geliyormuş da imanını kurtarıyormuş. Da. İşte bu Allah'la ar arana aracı koyma şirki. Devam edelim arkadaşlar. En nihayetinde tabutunun kabristana götürüldüğünü, insanların kendisini kabre koyduklarını, dostlarını üstüne toprak serptiklerini, akabinde akraba ve dostlarının oradan ayrıldıklarını, sorgu meleklerinin geldiklerini ve kendisini hesaba çektiklerini, bu suallerin cevabını ancak Allah'ın yardımı, normalde burada bitirmesi lazım, ve Sadat'ın himmetiyle cevaplandırmanın mümkün olacağını düşünür. Sen adamı resmen müşrik yapıyorsun. Sen adamı resmen müşrik yapıyorsun. Her yerde Sadat da geliyor mücid, kamil mücidin ruhu da geliyor. Hepsi Allah'ın izniyle oluyormuş. Nereden çıkardın Allah'ın böyle bir izin verdiğini? Menzel Allahu biha min sultan. Allah bunlar hakkında hiçbir delindirmemiştir. Sen bunu nereden çıkardın? Resulullah'ın böyle bir vaadi var mı? Ben ölüm anında size yetişirim. kadir yetişirim. Öyle bir vaadi var mı? Bakın arkadaşlar. Allah diyor. Sadece Allah diyor. Geliyor geliyor. Nereden ayrılıyor? Bunlar, bunlar olmak lazım. Ama bu inanışı biz bir yerden tanıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi ölüm anında yardıma gelme inancı aslında aslında bu inanç kime aittir biliyor musunuz? Bakın. Bakın burada ne diyor? Hristiyanların dua kitabı. Bu elimde gördüğüm Katoliklerin dua kitabı. Dikkatli dinleyin. Meryem Ana, daima benim şefkatli annem ol. Kalbimin yaralarını sar ve özellikle ölüm anında yanımda bulun. Ölüm anında Hristiyan Meryem'den yardım istiyor. Kendi azizinden yardım istiyor. Müşrik olur. E sen ne oluyorsun? Sen ne oluyorsun? Yani Azizlere yalvaran, Meryem'e yalvaran, ona ibadet eden bir Hristiyan müşrik oluyor da, ona yalvaran bir Hristiyan müşrik oluyor da, sen kendi müridinden, şeyhinden, mürşidi kamilinden yardım isteyince, ölüm anında imdadına yetişeceğini zannedince sen ne oluyorsun? Hiçbir değişiklik yok. İşte aradığı şirki budur arkadaşlar. Devam edelim. Bakın burada Hristiyanların çok duaları var böyle. Ben bir tane örneğini okuyacağım size. Yine Meryem'e hitap ediyor. Şöyle diyor. İyilik ve doğruluğa götüren sen şefkatli ve merhametli bakire, Daima yanımda ol. Ömrüm boyunca aracılığınla ve yardımınla beni kötülük dolu inat yollarından ayır ve kurtuluşa yönelt. Hidayeti Meryem'den bekliyor. Aynı tarih mürşidi mürşidik bekledikleri gibi. Hiçbir değişiklik yok. Ya bu basit bir eğitim değil. Mesela desene ki adamı eğitiyoruz. Ona ne bileyim işte din nasıl yaşanır? Olgun insan nasıl olur? Bunun terbiyesini veriyoruz. Burada kalmıyor ki. Bakın ne diyor? Bu üzgün canımı teslim edeceğim anda çevremde hazır ol ve kötülük dolu ruhları benden uzak tut. Şeytanı benden uzak tut. Şimdi bu tarikatlarda imanını şeytandan kurtarma mantığının bize nereden geldiğini gösteriyor mu? Aynı Hristiyanlar inanıyor. Onlar da böyle inanıyorlar. Azizler ve Meryem ölüm anında yanımıza gelecek. Bizim imanımızı şeytanın şerrinden kurtaracak. Menzil tarikatı da aynen böyle inanıyor. Ya Şimdi sormak lazım. Bu tarikat İslam'ın tarikatı mı? Hristiyanların tarikatı mı? Devam edelim. Korkunç yargı gününde beni sonsuz cezadan ve acıdan koru. E Allah'a gerek kalmadı. Meryem her işini hallediyorsa Allah neci? Haşa koruman kendimi. Olsa da olur, olmasa da olur. Olsa daha iyi olur. Bu ne ya? Böyle duaları uzayıp gidiyor Hristiyanların. Ya onlar Hristiyan etsinler. Ya bize ne oluyor? Şimdi bakın arkadaşlar. Mevzuyu başka açıdan bakalım. Arifler yolunun edepleri. Bakın şimdi. Arifler yolunun edepleri. Ama Allah'a karşı en büyük edepsizlik yapılıyor tabi burada. Bakınız. Şimdi onlar aracı deyince ne anlıyorlar? Efendim biz insanları eğitiyoruz. Onları olgunlaştırıyoruz. Onlara doğruyu anlatıyoruz. Anlatmıyorsunuz. Siz kendinize taptırıyorsunuz. Allah rızası için başlıyor. Allah'ın izniyle diye devam ediyor. Allah'ın söylemediklerini söylemiş gibi gösteriyorsunuz. Allah'ın izniyle şöyle geliyorlar. Allah'ın izniyle böyle yardım ediyorlar. Allah şöyle yaptı. Allah böyle yaptı. Külliyen iftiradır arkadaşlar. Allah buyuruyor ki hemen اَذَّمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى Allah'a iftira atandan daha zalim var mıdır diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Ankebut 68. Bakınız burada ne yazıyor? Sayfa 186. Arifler yol edebilir. Cenab-ı Hak dostlarını bütün alemlere rahmet ve bereket vesilesi yapar. Onun her sözü, her işi bereketlidir. Onun bastığı topraklar, gezdiği yerler, gördüğü insanlar kendisiyle bereketlenir, feyizlenir. Allahü Teala yeri, karayı, havayı, denizi, hayvanları dostunun emrine verir. O bunları dilediği zaman dilediği gibi kullanır. Yani yarı tanrı oluyor arkadaşlar. Çünkü bu kadar ekli Resulullah da yoktu. Olsaydı savaşlarda birinin yıl sevdikleri öldürülürken olağanüstü yollarla müdahale eder, onu durdururdu. Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'u ikisi de Allah'ın nebisi birbirlerini kuyudan hapisten kurtarırlardı. Allah'ın elçilerinde olmayan Özellikleri vermiş, yani yarı tanrı yapmış onu. Yüce Allah yerin hazinelerinin dostunu önüne açar, eline verir. Onun aracılığıyla ihtiyaçlar huzura iletilir. Onun hak katındaki hatırına, dertlere çare aranır. O sıkıntılardan kurtuluş ister. allah Teala dostlarının duasını kabul eder. Onlar ne isterse verir. Bir işte şefaatçi olurlarsa dileklerini geri çevirmez. Bütün bunlar Yüce Allah'ın dünyadayken dostlarına verdiği keramet ve yetkilerdir külliyen iftiradır. Allah kimseye böyle bir yetki etki vermemiştir. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir izinden müsaadeden bahsedilmez arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bu insanları tanrılaştırmak, insanları mürşitlere kul köle yapmaktır. Bakınız mürşitler Allah yoktur demezler. Allah vardır. Allah birdir. Allah en güçlüdür, tektir. Ama ama Allah'tan istediklerimizi şunlardan da isteyebiliriz. Allah'tan şefaat istiyoruz. E bundan da isteyelim. Allah imdadımıza yetişir. E bu da yetişir. Allah ölüm anında bize yardım eder. E şeyhimiz de yardım eder. Nasıl yardım eder? E Allah'ın izniyle tabii. Bir kere Allah izin verdi diyerek Allah'a iftira atıyorsun. Şeyhinden medet umarak ikinci kez şirke girip ikinci kez iftira atıyorsun. Çünkü hiçbir durumda Allah'ın izni müsaadesi yoktur. Bu tamamen senin uydurma. Tamamen senin palavra. Başka hiçbir şey yok. Kur'an-ı Kerim hiçbir ona delalet etmez. Ama burada enteresan olan bir şey var. Bak ne dedi orada? Onlar dedi bizden daha fazla Allah'a yakın oldukları için. Ya biz günahkarız onlar daha iyi. Onların aracılığı Allah'tan isteyelim. Bakın arkadaşlar bu inanç bize nereden gelmiş? Şu elimde görmüş olduğunuz kitap. Sorabilir miyiz? Hristiyanlık hakkında en çok sorular. Bu Hristiyanlığın temel itikatlarının esaslarını anlatıyor. Bakın buradan size bölüm okuyacağım. Burada sayfa 68'i açıyoruz. 70'i e, 70'e bakıyoruz. Bakınız. Azizlere dua ediliyorsa, siz burayı evliya diye okuyun lütfen. Lütfen bunu evliya diye okuyun. Azizlere dua ediliyorsa bu davranışın maksadı onlara tapmak değil bilakis onların şefaatini dilemektir. O halde onlar Allah ile kulları arasında bir nevi ara bulucu görevini görürler. Sanki tarikat kitabını okuyorsun. Aynı. Aslında onların kitabını okuyunca sanki Hristiyan kitabını okumuş gibi oluyorsun. Çünkü onların itikadı bunlarla aynı. Onlar artık Allah'ın yanında bulunurlar. Hem de bütün kusurlarından arınmış bir durumdadırlar. Bundan dolayı onların duaları günahkar olan bizim yakarışlarımızdan daha kolay kabule yaraşır olmalıdır. Bu sebepten dolayı bu maksatla Hristiyanlar onlara başvurabilirler. Onlar Allah'ın huzurunda kendileri için şefaatte bulunsunlar diye onlara dua eder ve yalvarırlar. Kaldırın buradaki Hristiyan yerini Sofiler diye koyun. Azizleri kaldırın. Evliya diye koyun. Tamamen tarikatları anlatıyor. Bir keresinde bir toplantıya gitmiştim ben. Şahıs karşıdan şeyi savunuyordu. Evliya'ya dua etmek, onlara yalvarmak, yakarmak caizdir. Ben de bu kitabı okuyorum. Buradaki azizleri evliya diye değiştirdim. Buradaki Hristiyanlar da Müslümanlar diye değiştirdim. Ben okudukça hani Müslümanlar onlara yalvarıyorsa taptıklarından değildir. Onlar Allah dostudur. Okuyorum. O da böyle diyor. Evet biz de böyle inanıyoruz. Biz de böyle söylüyoruz. Aynen böyle diyor. Biz de böyle inanıyoruz. Biz de böyle düşünüyoruz. Ya dedim sen ne okudun biliyor musun? Abi de baktım. Katolik İrzeli şefaat inancı. Adam bir şaşırdı şöyle ya. Arkadaşım sen Müslüman değil mi? Katolik misin sen? Arkadaşım Katolik ne, ne inanıyorsa sen de aynı inanıyorsun. Hristiyanların itikadlarıyla senin itikadlarında bir fark yok ki. İkiniz de aynı şeylere inanıyorsunuz. Aynı şirki işliyorsunuz. Onlar da Allah'ın izniyle geldi diyorlar. Allah yardım etti diyorlar. Allah'ı dışarı, dışarı atan yok ki. Sorun Allah'a niye şirk koşuyorsun? Sorun burada yani. Git Hristiyan'a İsa düşmanıyım demiyor ki adam. Meryem düşmanıyım demiyor ki. Havarilerin düşmanıyım demiyor ki. Onlar Allah'ın dostudur, yakındır, gaybı bilirler. Şefaat ederler, yardım ederler. Şirk koşuyor. Sorun bu. Sorun bu. Yani arkadaşlar inanılır gibi değil. Bakınız başka bir örnek göstereyim size. Ruhul Furkan tefsiri. Bakın ne diyor burada? Dehşet ifadeler yani. İkinci cilt sayfa 81. Eğer sen bir şeye bağlanmadan bin sene kendi başına Allah'a kavuşmak için inleyip dursan, böylece o Mevla Teala'yı bulman mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Allah kullarıyla saklanmaç mı oynuyor? Zaten bize şah daha yakın değil miyiz? O kadar ayet boşuna mı var? Devam ediyor Allah. O padişahlar padişahı olan Mevla Teala'yı onun aynası mesabesinde olan kamil insandan gözet. Yani Allah'la Allah'ın aranı kamil adamı koy. O kamil insanın gönlüne girerek Mevla'ya varan yol bu. Demek ki bir şey razı etmeden Allah'a razı edemezsiniz. Allah'ı bulamazsınız. Bunun varacağı yer burası. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Celle Celaluhu ve yabudun min dunillahi ma la yedurruhum ve la kendilerine fayda ya da zarar vermeyecek şeylere tapıyorlar. Nasıl? Ve yekuluna haula indallah. Bunlar Allah katında şefaatçilerimizdir diyerek. Subhanahu ve taala amma Allah onların işi koştuklarından münezzehtir. Allah diyor ki sen de onlara şöyle cevap ver. Kul etunebbiun Allah'a bi ma la ya'lemu fi's semavati vel ard. Göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? Yani Allah'ın ortakları var da, şefaatçileri var da, Allah bunu bilmiyor mu? Cenab-ı Allah şunu söylüyor, olsa böyle bir şey ben bilirim yahu. Aziz dostlar, Allah'la aracı koymak, Allah'tan başka gaybı bilinebileceğini iddia etmek, Allah'tan başkasından olağan dışı yollarla yardım istemek, Allah'a şirk koşmaktır. Ben Allah'a inanıyorum, ifadesi sizi kurtarmaz. Ben her şeyin Allah'ın tarafından yaratıldığına inanıyorum, ifadesi sizi kurtarmaz. Çünkü, Ankebut suresini okuyun diyor ki Allah. Onlara sor gökleri veri kim yarattı? Tabii ki Allah yarattı derler. Yani Allah yarattı yaratmadı. Üç Allah var, beş Allah var. Haşa Allah büyük mü küçük mü? Bu münakaşa yok. Resulullah Mekke'nin müşkülerle bunu tartışmıyor. Sorun şu. Onlar diyorlar ki Allah var kabul. Ama Allah'a Allah'la aynı sıfatlara sahip olan yalvarabileceğimiz, medet umabileceğimiz, şefaatini bekleyebileceğimiz başka birileri de var. İşte bu onları müşrik yapıyor. Ve bu şirk tarikatlarda günümüzde hala canlıdır. Ve Allah'a iftiralar atıyorlar. Allah'ın izniyle geldi diyorlar. Nereden çıkardın Allah'ın böyle bir izin verdiğini? Nereden çıkardın Allah'ın buna müsaade ettiğini? Bunu sen uyduruyorsun. Ne Kur'an'da yazıyor ne başka hepsi hiçbir yerde yok. Uydurma hadisleri koymuşsunuz. İşte başınız sıkıştı ama kabir elinden yardım isteyin. Bütün tarikatlarda var. Külliyen yalan ve iftiradır. Resulullah böyle bir şey söylemişti. Zina haşa ve kella. Allah'ın etkisi tapın der mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yalnız sana kulluk eder ve yine yalnız senden isteriz. Bakınız yalnız senden isteriz. Ya kaç kere de anlatmamız lazım Müslüman olmanın asgari şartıdır bu. Dua sadece Allah'a yapılır. Şefaat sadece Allah'tan istenir. Gaybı sadece Allah bilir. Efendim, olağan dışı yollarla kurtarıcımız sadece Allah'tır. Ölen adamın bu dünyada işi biter. Artık normal yapabileceği bir yardımlar yapamaz. Ölen adam yardıma yetişti diyor. Ya kendine yardım edemiyor adam. Nereden sana yetişsin? Bilmem hangi hastalıktan ölmüş. Ya şifa verecek gücü olsa kendisi o hastalıktan ölmez zaten. Yapmayın Allah aşkına ya. Yok efendim Azrail gelmiş de o da demiş ki ben gelmiyorum sen git. Bu ne ya? İyice dini şey yaptınız mahvettiniz ya. Aracılık şirki arkadaşlar gördüğünüz gibi Allah'la aynı yetkilere sahip olduğunu iddia etmektir. Mesela sadece Allah için söylemeyecek bir sözü başka bir şey için söylemek. Sadece Allah için kabul edebileceğiniz bir şeyi başka bir şey için kabul etmek. Sadece Allah'tan beklenebilecek yardım bir başkasından beklemek. Olağan dışı yollarla birilerinin size yardım edeceğini iddia etmek. Efendim falan zat ölüm anında yardımımıza yetişir kabirde yardımımıza yetişir, mahşerde yardımımıza yetişir, falan zat bizi çarpabilir, falan zatın himmetiyle biz buralara kadar geldik, falan zatın himmetiyle şifa bulduk gibi ifadeler sizi Allah'ın dininden çıkarır. Kendinizi bu duruma düşürmeyin lütfen. Allah'a ortak koşmayın. Allah'a ortak koşanları affetmeyeceğini kesin bir şekilde söylüyor. Eğer bu şekilde ölürseniz. Dostlar burada bir şey söylemem gerekecek size. Katolik kilisesinde azizlik ve azizler bu kitabı okursanız, onların inançlarıyla bu tarikatları bir karşılaştırın, bakayım karşınıza ne çıkıyor. Ya diyeceksiniz ki herhalde bizim tarikatlar Rizdan tarikatı olmalı. Çünkü onlarda ne varsa bunlarda o var. Bunlarda ne varsa onlarda o var. Aziz dostlar burada bazı şeyler söylüyorlar. Efendim işte e, sen diyor bir kaymakamı diyor. E, ha, a, kaymakam diyor aynı anda telefona nasıl baksın? Aynı anda güvenliği nasıl yapsın? Aynı anda toplantılara nasıl katılsın? Sekreteri var diyor. İşte Allah'la aramıza koyduğumuz da nerededir? Allah'la bizim aramızda aracıdırlar. Ya Allah nerenin kaymakamı? Ne saçmalıyorsun sen? Allah'ın duymak görmek gibi sorunu mu var? Allah-u Teala'nın seslerinin çokluğundan karıştırmak gibi sorunu var? Hayır. Yani bu, bu, bu türlü şey, teviller geçersizdir. Allah Kur'an'da buyuruyor ki zaten. Fela sen. Allah hakkında benzetmeler yapmayın diyor. Nahl 74. Efemen yehluku kemen Hiç yaratıcı yaratamayan gibi olabilir mi? Nahl 17. Kur'an-ı Kerim'den hepsine cevap vermiştir. Bugün İsmail cemaati Mahmut Efendi'ye ediyor. Gözlerini kapatıp ondan yardım istiyorlar. Milyonlarca mürit ondan yardım istiyor. Bu adam bütün bunların dilini nereden biliyor? Allah emanet olun kardeşlerim.